2 yıllık dönemdeki faizle faiz indirim, yani negatif reel faizi zorlamak bu ülkede 2 yılda çok büyük tahribata neden oldu. Erhan Bey bir bölümünü söyledi. Şimdi kim kaybetti diye bir bakmamız lazım burada. Ne oldu? İşte 30 milyon kişi Aile ve Sosyal Yardım Bakanlığı'ndan yardım alıyorken bu 60 milyona çıktı 2022'nin sonu itibariyle. Bu yani yabancılar, yanlış da söylemek istemiyorum, Türkiye ilişkin bu 2 yıllık yani Nebati dönemindeki şeyleri idiosenkratik olarak nitelendiriyorlar. Aslında bu çok özel, köküne bakarsanız aptalca ama bunu söyleyemedikleri için bir şey kullanmışlar raporlarında. Şimdi ben bu 2 yıllık dönemde bakın ne oldu? Enflasyon ezdi geçti insanları ve çalışanlar, beyaz yakalı olsun, mavi yakalı olsun, emekli olsun, hepsi taban aylıkla birleşti. Yani en üsttekiler ve en alttakiler oldu. Erhan Bey söyledi, verilen kredilerle belli bir kesime çok cazip krediler verildi, servet aktarımı yapıldı. Ve 199 seçime kadar 199 milyar dolar Merkez Bankası rezervleri dövizi tutmak için satıldı. O rezervleri şimdi yerine koymaya çalışıyorsunuz, koyamıyorsunuz. Aslında Naci Ağbal Merkez Bankası Başkanı olduğunda iyi götürüyordu. Yani bu yapılması gerekenler şu anda aslında yapılmaya başlandı. Ama o alındı, başkası geldi. Ama ben bu dönemin birileri birilerini yanılttı. O yüzden böyle akılla, bilimle açıklanmayan bir dönem uygulama yapıldığını düşünmüyorum. Bakın enflasyon nedeniyle şu anda Türkiye'de birçok şirket battı, battığının farkında değil. IMF'nin raporu var. Borsadaki şirketlerin %8'inin zombi olduğunu, diğerlerinde de %70'in üzerinde olduğunu söylüyor. Şimdi ortaya çıkacak bu sonbahar döneminde. Çünkü siz enflasyon nedeniyle sattınız, güzel karlar elde ettiniz. Vergiyi ödediniz, hatta o karı dağıttınız. Şimdi aynı işi yapabilmeniz için 3 kat daha fazla sermaye ihtiyacınız var. Bu sermayeyi nereden bulacaksınız? Bankadan kredi almanız lazım. Ne diyor? Kredi musluklarını kıstık artık diyor. Tabii. Ne yapacaksınız şimdi siz bu kredi musluklarını? Kredi kartına da sınırlandırma gelecek. Evet, yani tüketiciyi ayrıca şeyi de öyle. Yani iş dünyasına da öyle. ISO 500'de bile borçluluk oranı %71. Türkiye ekonomisinin %99.7'si KOBİ. Küçük işletmelerden oluşuyor. Yani bir kişi çalışan iş yeri sayısı 787 bin bu ülkede. Bir şey daha söyleyeyim. Ben her ortamda söylüyorum, insanlar şaşırıyor. Türkiye'de 1000'den fazla işçi çalıştıran iş yeri sayısı sadece 566. Ve bu ülkenin 85 milyonluk ülkede sadece 2 milyon 98 bin iş yeri var. Zaten verimsiz bir ekonomi yapı var. Borçlu işletmeler var. Şimdi burada sektörlere bakarsanız devler doğuyor. Yani şu istenmiyor. Bir sektörde 20 tane 50 tane adam olsun istenmiyor. 4 tane aktör olsun. Her sektörde böyle. Öbürleri de gitsin onların yanında çalışsın anlayışı var. Bu dönemde sabit gelirler büyük bir darbe aldı. Bunu görüyoruz. İnsanlar fakirleşti. Şimdi Mehmet Bey geldi. Orta vadeli plan açıklandı. Şu bile çok önemli bakın. Bu faizlerin %40'a kadar çıkacağını buradan söyleyebilirim. Yani politika faizinden bahsediyoruz. Tabii politika faizi. Artık o dönem bitti. Yeni dönem. Yeni bir iktidar geldi. Ve bunu %40'a taşıyacak. Döviz kurlarında ne olacağını açıkladılar. Bu programın başarılı olabilmesi için 150 milyar dolar bir yabancı kaynak gerekiyor. Bu 3 yıllık dönemde 2024-25-26. Bugün açıkladılar 35 milyar dolar Merkez Bankası diyorum. Dünya Bankası bize bir kredi line açacak. 50 milyar doların üzerinde de Körfez'le ilgili anlaşmalar var. Onlara tahvil satacağız. Bugün yine yabancı bir finans kuruluşu diyor ki Türkiye borç ödeme kabiliyetini artırdı. Göreve getirilenler de bu işi bilen insanlar diyor. O yüzden zaten yani dünya finans piyasasının tanıdığı insanlar göreve getirildi. Bir dönem kapanıyor. Bence bundan sonraki süreçte aklın ve bilimin gerektirdiği şeyler yapılacak. Bunun devam etmesi lazım. Tabii birisi bir gün kızıp hayır kardeşim diye onları görevden almazsa. Vergilere ilişkin çok şey söylememiz lazım. Biliyorsunuz bir ek bütçe yapıldı. 1 trilyon 150 milyarlık bir bütçe. Burada deprem ana gerekçe olarak ortaya konuldu ama
depremden daha büyük problemler var. Seçim ekonomisi uygulandı bu ülkede. Evet. Cari transferler çok ciddi oranda arttı. Kamu kurumlarının görev zararları arttı ve sonuçta seçimi kazanmak için seçim ekonomisi uyguladınız veya kötü yönettiniz. Sonuçta bir bütçe enkaz olarak ortada kaldı. Ne yaptınız? Ek bütçe yaptınız, sonra başladınız vergi artışlarına. İşte iki nolu listedeki 8'i 10 yaptınız, 18'i 20 yaptınız. İşte harçları %50 artırdınız, ek motorlu taşıtlar vergisi getirdiniz 27,5 milyon araç sahibine, kurumlar vergisi oranlarını yükselttiniz, ek kurumlar vergisi. Bu ne anlama geliyor? Diyor ki, ya ben ülkeyi kötü yönetmiş olabilirim, seçim ekonomisi uygulamış olabilirim ama bu faturayı 85 milyona ödeteceğim. En çok da tüketicilere ödeteceğim. Çünkü katma değer vergisi o. 309 milyar lira sadece yıl sonuna kadar bu KDV'den tahsilat yapılacak bu ülkede. Katma değer vergisi şöyle bir vergi. Siz bir gömlek aldığınızda 1200 TL ödüyorsanız artık siz son tüketici olduğunuz için bu vergi sizin üzerinizde kalıyor. Yani onun içindeki 200 lira vergi siz ödüyorsunuz ve bunu yansıtma imkanınız da yok. Tüccar olsanız yansıtabileceksiniz. Yani sonuçta tüketiciler bütün topluma ödetiliyor ve ödetilmeye de devam edecek. Orta vadeli planda çok ciddi yine vergi hedefleri var. Hani biraz önce söyledi Erhan Bey işte bu zenginlerden vergi alınacak mı diye. Türkiye'de hep tüketim vergileri alınıyor. Her 100 liranın 67 lirasını tüketici ödüyor. Gelir ve kurumlar vergisi işte %33'ler seviyesinde. Gelir vergisinin de toplam gelir vergisinin de %50'sini yine ücretliler ödüyor. Bu sistemde ne oldu? Bir şey daha oldu. Negatif reel faiz olunca yani paranız var. Bankaya yatırdığınızda enflasyon sizi ezdiği, birikiminizi erittiği için ne yaptı insanlar? Dövize yöneldi. Konut fiyatlarının yükselmesinden bahsediliyor. Yatırım aracına dönüştü. Otomobilden bahsediliyor. Bu da ona dönüştü. Şimdi önlem alınmaya çalışılıyor. Ve Türkiye bir noktaya daha geldi. Bizden sonraki, yani bizim çocuklarımızın çalışarak bir ev ya da araba alma şansları çok az. Yok gibi tabii bir şey. Bu, bugün Mehmet Şimşek bir açıklama daha yaptı. Eğer ikinci evinizi almak isterseniz o da krediyle desteklenmeyecek. Yani bir kredi bulmanız söz konusu değil o noktada da. Yani, bu da bir adım. Yani normal bir ev almaya kalksanız diyelim 4 milyonluk siz bunun 70-80 bin lira aylık bunun şeyi olacak. Kredi ödemesi olacak. Bu da şey matematiğe de uymuyor. Bu anlamda da tabii her durumda bütün problemlerle uğraşırken illa müteahhite konut sattırmakla ilgili olarak bir şey ortaya çıkıyor. Bu da enteresan tabii iktidar açısından. Onlar hep gözetiyor müteahhitleri. Biliyorsunuz sokağa çıkma yasağı olduğu dönemde de KDV'sini indirmişlerdi konutun. Zor bir döneme giriyoruz ama bu dönem, yani şimdi örneğin 16 milyon emekli var. Bunun evet. 10 milyon 7500 lira aylık alıyor. Onun altında alan da söz konusu. Asgari ücret açlık sınırının altında şu anda. Emekliler ve çalışanlar açısından, beyaz yakalı için de aynı şekilde asgari ücrete %34 zam yapıldı ama diğerlerine o kadar yapılamadı. Sonuçta herkes bir taban ücrette buluşacak. Anlayışın değişmesiyle beraber burada bir hata yapılmazsa, bugün çünkü hukuk da önemli, hukukla ilgili de olumlu adımlar atılacağı ifade edildi. Hukuk çok önemli bir konu. Türkiye'nin gri listede olması bizim bir utancımız. Bir tane ev ödevinden kalmıştık. O da yerine getirilmeye çalışılıyor. Ya ben Mehmet Şimşek'in sorunu bildiğini ve çözmekle ilgili olarak iyi niyetle çalıştığını görüyorum. Yani hemen gelip gri liste olayına el attı. Ama bunu göreceğiz. Dolar kurulan 150 milyar dolarlık bir yabancı kaynak gelirse Türkiye'ye, bir de faizler. Yani bütün bu olayların özeti şu aslında. Enflasyon oranının üzerinde faize izin verseydiniz bundan hiçbirisi olmayacaktı. %60 enflasyon, 64 faiz yapsaydınız kimse dolara gitmeyecekti. Kimse ev alıp nasıl olsa fiyatı artacak demeyecekti, araba almayacaktı. Özeti bu aslında. Bu inatlaşma olarak ifade ediliyor. Bence inatlaşma değil, bilinçli bir yoksullaştırma projesi. Şimdi kimse kımıldayamıyor, sesini çıkartamıyor ve Mehmet Bey, Erhan Bey
kredileri bilemiyoruz demiştim Merkez Bankası'na, ben onu biliyorum. 10 yıl vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, %8,5 yıllık faizle 114,5 milyar lira dağıttı Merkez Bankası. O açık sermaye transferi. Tabii. Bu koşullarda verilen her kredi çok net sermaye transferi amacında. Evet, 743 firmaya verilmiş. Ben hesabını da yaptım onun. 5,8 milyar dolar servet transferi var. Krediye erişimle ilgili de o kadar kolay değil Türkiye'de. Bir çekiniz yazılsa, bir senediniz protesto olsa. Ama birilerine kapalı, birilerine açık olunca o zaman kendi zenginizi de yaratıyorsunuz. Krizde her zaman fırsat oluyor. Sonbahar itibariyle ciddi bir şirket iflasları ve işsizlik dalgasını bekliyorum ben. Ne olursa olsun, yani bu programlar işlese de işlemese de emek yoğun sektörlerde, tekstilde geçen tekstil temsilcisi de açıkladı. 175 bin kişinin, evet, sistem dışına itildiğine ilişkin olarak. Ama böyle bir program ortaya çıktı. Biz onları şunu da eksik yapıyorsunuz diye katkıda bulunmamız gerektiğini düşünüyorum ben. Çünkü o kötü, bu kötü. Sonuçta seçim bitti. Yeni bir iktidar geldi diye bakıyorum. Onlar bir şeyler yapmaya çalışacaklar. Eski de ısrar etmek zaten de mümkün değildi ama çok daha fazla insanın canı yanacaktı. Son olarak da şunu söylüyorum. Bunu benim sözüm değil. Eski Aile Bakanı'nın meclisteki bütçe konuşmasında vardı. Sunuş konuşmasında. Ülkemizde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bütünleşik sosyal yardım sistemine 2023-22 sonu itibariyle başvuran insan sayısı 60 milyona çıkmış. Aslında bunların neye neden olduğunu ortaya koyuyor diye düşünüyorum. Peki.